yıldır biriken ortak aklı başkanlık sistemi içinde bir tarafa atılmış oldu. Çok yanlış bir kişiye çok büyük bir yetki verince döviz rezervleri işte 128 milyar dolar yakıldı. Çok büyük hatalar yapıldı. Hatta hataların en büyüğü 2018'den beri yapıldı. Hatayı yapmanın da bir adabı var adeta. Geçmişten beri yüklenen bir hatalar zinciri. Uluslararası sermayeye aşırı güven duyması. Gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Böyle bir şey demedim. Diyorum ki artık bu gömlek bu vücuda dar geliyor. Bizim bir sistem değişikliğine gitmemiz şart. Ve bu başkanlık sisteminde Türkiye bir patinaja girmeyecek, hızla bir büyüme sürecine girecektir. Gömlek değiştirildi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın vaat ettiği ekonomik kalkınma yaşanmadı. Ama Cumhurbaşkanı'nın haklı olduğu bir nokta var. Türkiye patinajdan çıktı, geriye gitmeye başladı. Enflasyondaki artış ne yazık ki hız kesmiyor. Rekordan rekor. Her şey böyle başladı biliyorsunuz. Arayışlar. 128 milyar dolar nerede? Gün geçmiyor ki ben sizlere günaydın dedikten hemen sonra zam haberi vermeyeyim. Şekere %20, akaryakıta yine aynı şekilde, kahveye %21, kuru çaya yapılan zamsa %43,7. Motorine bir zam daha geldi, 95 kuruş. Cari açık, hedef azaltmaktı bu yeni modelde ama hedef azaltmak da ama o artıyor. Ekonomide öyle bir çöküş yaşandı ki bu listeyi daha da uzatabiliriz. Emeklisinden iş insanına, memurundan esnafına toplumun her kesimi fakirleşti. Her geçen gün ekonomi daha kötüye gitti. Tabii ki bu kötü yönetimin en büyük sorumlusu tüm yetkileri kendinde toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük hatayı nerede yaptı? Elbette tek bir hatadan bahsedemeyiz. Ekonomik çöküşün birçok nedeni var. Ama biz en büyük kırılmanın peşine düştük. Başkanlık sisteminin kendisi bir hata. Çünkü bunun temel bir sebebi var. Sistem değişikliği gerçekleşti ve bu denge mekanizması ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla Erdoğan ne isterse onu yapabilir duruma geldi. Biraz aceleye getirilmiş, altları çok doldurulmamış ve hızlı bir şekilde bir referandumla Türkiye başkanlık sistemine geçti. Sonucunda ne gördük? Özel kurumlar ortadan kaldırıldı. Yani bu sadece tabii ekonomi alanıyla sınırlı değil. Başkan her kim olursa olsun muazzam güçlerle donatılmış. Dolayısıyla en temel hata sistemik olarak böyle bir yapının erozyona uğratılması ki bu akşamdan sabaha kurulmamıştı Türkiye'de. Uzun yıllar tuğla tuğla işlenmişti. Ekonomiyle ilgilendiren kamu kurumlarındaki biriken, yüzyılda biriken ortak aklı, işte bu krizlerin sonucu oluşan, oradaki bürokratların aldığı eğitimler, yurt dışı eğitimleri, orada işte işe başlayıp üniversite mezunu olduklarında bir 20 sene, 30 sene çalıştıkları, biriktirdikleri tecrübe başkanlık sistemi içinde bir tarafa atılmış oldu. Başkanlık sistemine geçişin ekonomide büyük bir kırılma yarattığı fikri hakim olmakla birlikte Nesrin Naz miladı daha önceye koyuyor. Başkanlık döneminden önce başladı. Erdoğan'ın seçtiği birikim modeli aslında o başkanlık sistemini oluşturma, kurmak istediği tek kişilik karar alma mekanizmasına ve herhangi bir hesap verme sorumluluğuna dayanmayan, şeffaf olmayan o modeli kurabileceği, o rejimi kurabileceği bir birikim modeli seçmişti Erdoğan. Murat Kubile ise listenin en başına liyakatsizliği koyuyor. En büyük hata hiçbir yetkinliği, liyakati olmayan Berat Albayrak'a şimdiye kadar Cumhuriyet tarihinde en azından son 40 yılda hiçbir bakanın eline gelmemiş bir yetkiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna atanmasıydı. Berat Albayrak esasında Batılıların ekonomi çarı diyecekleri güçte bir yetkiye sahipti. Maliye yönetiyor, hem hazineyi yönetiyor, hem ekonomi bürokrasisine atamaları onun üzerine oluyor. Yani bunu BDDK'sı, SPK'sı artı Merkez Bankası'nı fiili olarak yönetir hale gelmişti. Kendi medyası vardı, eleştirilemiyordu. Erdoğan'la ekonomi konularını konuşan tek kişiydi. Ona haber akışı da Erdoğan'a da böyle gidiyordu. Dolayısıyla çok yanlış bir kişiye çok büyük bir yetki verince ülke hem büyük kur şokları yaşadı. Yıllar itibariyle biriktirmiş olduğu döviz rezervleri işte 128 milyar dolar yakıldı. Yoksa uluslararası sermayeye aşırı güven duyulduğu için mi tüm bunlar yaşandı? Öner Günçal da konuyu şöyle değerlendiriyor. Mevcut iktisat politikalarının ana unsuru olan uluslararası sermayeye aşırı güven duyması. Sandı ki 2000'li yılların başında ortaya çıkan likilite artışı, ucuz kredi
ve kolay uluslararası fonlara erişimin sürekli olacağı, onun dışsal bir faktör olduğu, yani mevcut haliyle dışarıda olacağı ve sadece yapması gerekenin onu kullanmak için karar alması gerektiği yönünde bir inanca sahip oldu. O yönetim pratiğinin de iki ayağı vardı. İç talebe yönelik olarak inşaat, hizmet ve ticarete dayalı bir büyüme modelini dizayn etti. Ve bu ikinci ayak olarak da çok maliyetli, döviz tüketimi açısından maliyetli olan bu modeli bir şekilde finanse edebilmek için aşırı derecede borçlanmaya, yabancı fonlardan borçlanmaya dayanan bir model benimsedi. Cüneyt Akman ise farklı bir bakış açısıyla iktidarın kullandığı üslubun hasarın boyutunu artırdığını söylüyor. Birincisi faiz indirme meselesini çok kafa göz yararak yaptılar. Yani faiz gene indirilebilirdi belki. Ama böyle nas var nas falan deyip de işte adam laf dinlemiyordu falan deyip de bu şekilde biraz nobran veya böyle sert bir şekilde yapması ve o arada ekonominin büyümesinde iç kredileri kullanmak zorunda kaldığı vakiydi ama bunu da çok aşırı ve yine plansız yapması. Hatayı yapmanın da bir adabı var adeta yani. Şimdi o da yapılamadı. Yani en büyük hataları bile dangıl dungul yapmaktan kaynaklanan hata. Hani sözün bir içeriği vardır, bir de üslubu vardır ya. Üslubu beyan aynıyla insan derler. Burada da eylemlerin, ekonomik kararların alınışı, duyuruluşu, icrasının bir üslubu var. O üslup yanlış bir kere. İçeriği ayrıca konuştuk zaten ama o üslup piyasaları terörize ediyor adeta. Sonuç zaten olacak şeylerin misliyle fazla olmasına sebep oluyor. Enflasyon gene olacaktı. Bu derece olmasının sebebi üsluptur. Döviz gene yükselecekti o kararlarla. Bu derece olmasının sebebi o kararların alınış şeklidir. Bugün yaşadıklarımıza baktığımızda 2018'den beri pek çok hatanın yapıldığı aşikar. 5. yılını dolduracak olan başkanlık sistemi Türkiye'yi başta ekonomi olmak üzere birçok alanda geriye götürdü. 2023 seçimlerinin adı genel seçim olsa da aslında bu seçim bir tür referandum olacak. Türkiye yoluna başkanlık sistemiyle mi devam edecek yoksa parlamenter sisteme geri mi dönecek? Ekonomi alanında ve daha birçok alanda rahat nefes alabilecek miyiz? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.